Ya insan vücudu çok acayip. Hemen alışıyor ve gerçekten daha fazlasını istiyor. Şurada bir daha sıfır düz yapayım ya, hazır kimse yokken ha. Bir daha yapacağım bunu. Tadından yenecek gibi değil çünkü. Sinir bozucu. Abi böyle bir şey olamaz ya. Bunu yapan mühendis gerçekten cennetlik ya, yemin ediyorum. İnanılmaz. İnanılmaz. Arkadaşlar, e-tron'u kullandım. Yani inanılmaz bir modeldi. Biraz da dıştan detaylarını sizinle paylaşmak istedim açıkçası. Dilerseniz bir etrafına tur atalım. Çünkü çok güzel detaylar var otomobille ilgili. İsterseniz bir uyandıralım önce. Bakayım. Şöyle, hatta kapatayım. İnanılmaz güzel far animasyonları var. Hatta farları içeriden siz o animasyonlarını, daha doğrusu gündüz farlarının nasıl çalışması gerektiğini, buradaki grafiklerini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Farların yanık hali böyle. Şimdi etrafına bir tur atacağım sizin için. Evet. Jantları 245-45-20. Şurada Ares detayı var, çok güzel. Bunlar da bakalit. Şarj portunda herhangi bir özellik bulunmuyor şey gibi. Taycan'daki gibi. Orada biliyorsunuz opsiyonel olarak alınan şöyle kaydırmalı bir zımbırtı var. Böyle bir özellik yok ama şurada e-tron detayını da göstereyim. Hemen yere de yansıyor. Görebiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Şuradan daha iyi görünüyor. Evet. Yani gece eminim arkadan yaratık gibi duruyordur. Şu görüntü şaheser. Bu difüzörlerin aktif bir rolü olduğunu düşünmüyorum ama otomobilin altının tamamen kapalı olduğunu düşünecek olursak altında zaten gerekli hava yönlendirmeleri yapılmıştır diye tahmin ediyorum. Bu arada arkasına gelmişken de hazır, bir bagajına bakalım. Hiç de fena değil. Bayağı geniş bir bagajı var. Yükleme ağzı da oldukça geniş. Vallahi çoğu otomobilden daha verimli kullanılmış. Çoğu normal binek otomobilden, bir spor otomobil olmasına rağmen. Buradan da kapatıyoruz. Yani şu arkadan, arka çamurlukların şişikliği direkt Ares modellerini zaten hatırlatıyor bize. Her ne kadar bu bir GT olsa da bunun Ares versiyonu da var, daha güçlü bir versiyonu. Yine de tasarım olarak zaten aynı olduğunu söyleyebiliriz. Ufak tefek eklentiler var onda, ön tamponda ve arkasında. İşte bir Ares logosu var. Ve ama tabii ki asıl önemli olan kaputun altında. Onda daha güçlü bir motor yer alıyor ama gerçekten inanın gerek var mı diye insan soruyor. Tabii bizden önce kullananlar herhalde deniz tarafına gitmişler, o yüzden içeride kumlar var. Arka koltuklar da tıpkı ön koltuklardaki gibi yanal desteklere sahip bir spor otomobilden bekleneceği üzere. Ama şu koltuk kumaşına bayıldım yani. Bu geri dönüşümlü malzemeden bu kadar güzel bir kumaş elde edilmesi gerçekten büyük başarı. Ortada bir kol dayama var. Bardaklık konumlandırması gerçekten rahatsız edecek şekilde. Yani oraya dirseğinizi koyduğunuzda muhtemelen o dirsek bardak yerine onun içine girecektir. Şu arkadaki havalandırma menfezlerini de hemen göstereyim. Burada arka koltuk ısıtma ve iklimlendirme sistemi de yer alıyor. Size tavanı da göstereyim. Yani inanılmaz bir cam tavan var. Yani otomobilin içini neredeyse bir fanusa çeviriyor. Yani bu otomobili alacak olursanız eğer, eminim vardır aramızda hayalini kuran, cam tavan opsiyonunu kesinlikle tercih etmeli diye düşünüyorum. Şöyle bu taraftan da göstereyim. Bu tarafta da zaten elektrikli koltuklar var. Yine e-tron yazısı karşılıyor hem yerde hem kapı girişinde.
Buradaki ambiyans aydınlatmaları da havanın kararmasıyla birlikte ortaya çıkmaya başladı yavaş yavaş. Şurada bir göz varmış, şimdi fark ettim onu. Kollayama hemen altında. Fena sayılmaz. Burada bir çakmak soketi ve bir tane USB Type-C görüyorum. Şuraya gizlenmiş. Belki siz de görebiliyorsunuzdur, biraz kararınca hava tabii ışıklardan dolayı. Yine aydınlatmalı e-tron yazısı var. Bunun renkleri değişiyor. Bu Q3'te de benzer bir ışıklandırma vardı yine konsolun üzerinde. Audi artık bunu bütün modellerinde uygulamaya başladı. Evet. Çok garip hissediyorum. Gerçekten yani heyecanımı sizlerle paylaşmak istedim. Heyecandan hatta şu an ne yaptığımı bilmiyorum. Sürüşe odaklanmak istiyorum ama görüntüyü bozacak şeyleri de ortadan kaldırayım diyorum bir yandan. Bir yandan da diyorum boş ver, otomobili kullan. Çok yoruldum ama bütün gündür bu anı bekliyorum. Audi e-tron GT. Yani ismi aslında her şeyi anlatıyor belki ama bilmeyenleriniz için de biraz detay vereyim. 525 beygir güç, 630 Nm tork, 0-100 hızlanması, birazdan görelim onu. Ama sesim titriyor şu anda. Yani Porsche Taycan'la aynı altyapıyı taşıyan bir otomobilin içerisindeyim. Taycan'ı henüz kullanmadım ama kısmet bugüneymiş. Taycan'ın kardeşi diyebileceğimiz Audi e-tron GT'nin içerisindeyim. Bir de bunun RS versiyonu var. Onu düşünmek bile istemiyorum. Daha henüz otoparktan çıkardım arabayı. Yani böyle çeyrek gazdayken bile elim ayağımı dolaştı. Böyle bir hızlanma olamaz. Bu arada birazcık 2,5 gündür koşturmanın neticesinde zaten birazcık rahatsızdım. O yüzden lütfen kusuruma bakmayın. Arada öksürürsem ve sesim giderse. Birazcık rahatsızım sıcak soğuk değişimi yüzünden. Biz de etkilendik. Ama yani bu otomobilleri de kullanmadan buradan dönemezdim. Böyle bir şans hayatta belki bir kere önünüze gelebilir. O yüzden ölümüne gidiyorum yani şu anda. Çok merak ettiğim bir otomobil. Şimdi şurada biraz daha sakin, trafiğin olmadığı bir yerde deneyimleyeceğim. Avrupa'da kavşak kuralına bayılıyorum. Bayılıyorum. Sadece soldan gelen araçlara önce yol veriyorsunuz ya da kavşak içerisinde dönen birileri varsa öncelik her zaman onların deyip şöyle yola doğru çıkıyorum. İnanılmaz bir otomobil. Yani şu performans verilerine gelmeden önce ilk hissiyatımı sizlerle paylaşayım isterseniz. Direksiyona dokunduğum anda bile zaten neyin içerisinde olduğunu anlayabiliyorum. Tamamen gerçek Alcantara, uzun zamandır böyle bir direksiyona dokunmamıştım. Direksiyon fetişi olduğumu bilirsiniz. Ufuk abi çok dalga geçiyor benimle ama gerçekten iyi direksiyon hissiyatı benim için çok önemli. Yani elektrikli bir spor otomobilin içerisindeyim. Yani uzun zamandır hayal ettiğim bir şey. Evet, Tesla sahip olduğu performans verileriyle bu rekabeti bambaşka bir noktaya taşımıştı ama Almanlar da boş durmadı. Porsche çok yoğun bir çalışmanın neticesinde Taycan'ı geliştirdi. Orada kazandığı teknolojiyi grubun diğer markası olan Audi ile de paylaştı. Ve bugün e-tron'un içerisindeyim. Şimdi şurada bir düzlüğümüz var, çok güzel. Tam da 70 km hız sınırı tabelasının anlamını yitirdiği noktadan şöyle bir 0-100 hızlanma yapacağım size. Drive Select'ten buradan şunu kapatalım. Drive Select. Buradan dinamiği seçiyorum. Aracın yüksekliğinde lower'ı ayarlıyorum. Şu an araç aşağı iniyor. Hissedebiliyorum. Car. Başka ayar ne varsa, ne kadar sportif ayar varsa ona getireceğim. Şu an lower'da. ESP'yi de off yapıyorum. Şansıma kimse gelmiyor. Evet. Kalkışa hazırız. Oh! Ah, 100. Ah! Ah, bunu. Ben bunu bir daha yapmam lazım. Ben böyle bir şey yaşamadım. Ah, gözlerim geriye gitti. Nefesim kesildi. Allah'ım ya Rabbim, bu ne? Yani elektrikli otomobillerin hızlanması okey, tamam. İnanılmaz hızlanıyor ama böyle bir şey olamaz. Bunu bir daha deneyeceğim. Allah'tan kimse gelmiyor arkadan. Allah'ım, bu ne? Tekrar yapacağım bunu. Sol ayak fren, sağ ayak dip gaz ve freni bıraktım. Aa,
90-100. Aa, ikinci vitese geçişini hissedebiliyorsunuz. 160. Of. Şuradan rejeneratif freni de ayarlayabiliyoruz. İnanılmaz. İnanılmaz. Of. Şu an kalbim hızlı attığı için çok düzgün konuşamıyor olabilirim. Lütfen mazur görün. Çok heyecanlıyım. Yani otomobilin içindeki detayları olabildiğince yüzeysel sizinle paylaşacağım. Hani çok çok da fazla anlatılacak bir şey yok. Çünkü Audi'nin diğer modellerinden tanıdığımız bir arayüz var burada. MMI var. Ortadaki, daha doğrusu önümdeki dijital gösterge paneli de yine tanıdık. Ama burada tabii grafik anlamında bazı değişiklikler mevcut. Ama inanın yani otomobilin keyfini çıkarırken bunların hiçbirisinin önemi kalmıyor. Burada ufak tefek yine piyano tuşlarına benzer işte sürüş modunu seçebileceğiniz, ESP'yi kapatıp devreye alabileceğiniz sistemler, işte kamera tuşu, park asistanı ve ekranı kapatabileceğiniz bir tuş yer alıyor. Vites topuzu burada joystick şeklinde küçücük, küçük bir sakız gibi adeta. Yani bayağı minik tasarlanmış. Start stop tuşu burada etrafı kırmızı şeritlerle çevrili. Kırmızı bir şeritle çevrili. Burada yine dairesel bir benim işte A3'te de yorumladığım, yani evet kullanışlı ama hani fiziksel buton her zaman daha kolaydır dediğim yine kumanda tuşu var. Burada bir göz var, telefonunuzu koyabileceğiniz. Burada iki tane bardaklığımız mevcut. Şu an bizim ekipmanlar yer alıyor orada. Bakayım açmış mıyım her şeyi? Tamam, güzel. Hatamız olmasın. Böyle bir alan, yaşam alanı. Koltuklar inanılmaz sportif. Kumaş ama bu, bildiğim kadarıyla bu koltuklar ve aracın içerisinde kullanılan bütün deri ve kumaş materyaller yine geri dönüştürülmüş malzemelerden elde edilmiş. Konsol, yani evet bu otomobilin Taycan'la aynı altyapıya sahip olduğunu söyledik ama Audi gerçekten iç mekanda önemli değişikliklere gitmiş. Yani buralar her yer alkantara kaplı. Devasa bir cam tavan var ki bu otomobili en azından klostrofobik olabilecek hissini ortadan kaldırıyor. Koltuklar gerçekten, yanal destekleri çok iyi. Kumaş olmasını ben çok seviyorum. Çünkü deri koltuk benim zaten terleyen bir insan olduğum için çok terletiyor sırtımı. İnanılmaz rahat ve sportif koltuklar. Ama of. Biraz daha basayım şöyle. Ve çok güzel bir motor sesi. Yani motor sesini taklit eden bir ses var. Yani gerçekten inanılmaz bir otomobil. Arka tarafı henüz geçmedim. Çünkü bu otomobil sürücü koltuğunun çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ve arkada oturacak olanlar kendileri düşünsün diye oldukça bencilce bir yaklaşımda bulunuyorum. Ama yani kimse kusura bakmasın. Gerçekten bu otomobilde bu koltukta oturmak gerekiyor. İnanılmaz. İnanılmaz bir otomobil. Yani bunun arkana yetişli versiyonu var mıydı diye hatırlamaya çalışıyorum. Ama Audi galiba hepsini 4 tekerlekten çekişli olarak üretiyor. Taycan da geldi şimdi. Bazı versiyon artık arkana yetişli olarak tercih edilebiliyor. Ki o bile bence çok yeterli bir otomobil. Eğer Audi de öyle ulaşılabilir bir versiyon çıkarırsa eminim o da çok başarılı satış rakamlarına ulaşacaktır. Bu otomobil henüz Türkiye'ye gelmedi ama özel ithalat yoluyla Türkiye'ye geldiğini biliyorum. Sahibinden de zaten bunu görüyoruz, takip ediyoruz. Audi Türkiye bu otomobili ne zaman ithal eder? Açıkçası bir fikrim yok ama tahminim başarılı giden Taycan satışlarını ne kadar etkiler bilemiyorum. Fiyat olarak daha mı avantajlı olur? Muhtemelen öyle olur diye tahmin ediyorum. Çünkü Porsche'dir. Audi. O yüzden belki kendileri bir strateji belirlemişlerdir diye düşünüyorum. Ama yakın zamanda, yani çok uzun bir zaman sonra değil, kısa birkaç ay sonra belki Türkiye'de yollarda görürüz diye tahmin ediyorum. E-tron GT'nin RS versiyonunu düşünmek istemiyorum. Yani bu kadar hızlı gidiyorsa 120 km'nin üstüne çıktıktan sonra ikinci bir dişliğe geçiyor. Normalde biliyorsunuz elektrikli otomobiller tek viteslidir. Bunun gibi yüksek sürate çıkabilme kapasitesine sahip olan otomobiller için Taycan'da başlayan bu yeni nesil çift vites teknolojisi bu otomobilde de kullanılmış. 120 km saat hızdan sonra ikinci vitese geçerek daha farklı bir dişli oranı ile birlikte daha yüksek süratlere çıkılmasına imkan tanıyor. Tabii ki çok hızlı bir değişim olduğu için yani bu vitesin olmadığını dahi söylemek mümkün. Çünkü yani hissetmeniz çok zor ama tabii ki hassas, otomobil kullanma konusunda hassas olanlar, kulağı iyi olanlar bunu duyacaktır, hissedecektir diye tahmin ediyorum. Keza ben de az önce vites değişimini hissettim. Ve onu olduğunu hatırlayıp size şimdi anlatma ihtiyacı hissettim. Evet, e-tron GT'den böyleydi. Şimdilik benden bu kadar.
Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı ve çan simgesine tıklamayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben yine gazlıyorum. Of! Of! Allah'ım!